Değerli takipçilerimiz merhaba. Bayilerimizi tanıyalım köşemizde. Isparta bayimiz Kınalı Süt'ten Mehmet Bey yanımızda. Şu an mikrofonu kendisine atıyorum. Ve Mehmet Bey merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz biz de, çok sağ olun. Mehmet Bey, biraz sizi tanıyabilir miyiz? Ben Kınalı Süt firmasında yaklaşık 5 yıldır görev yapan, bunun 2,5 yılı fabrika müdürü, 2,5 yılı aşkın da süt alım müdürlüğü ve yem satış müdürlüğü olarak görev yapmakta olan naçizane bir personelim. Firmamız olarak bölgemizde kaliteli süt ve iyi ürüne odaklanmış bir yapılanmanın içerisindeyiz. Kaliteli ürün dediniz. Ben oradan devam ediyorum o zaman. Peki Proem'le nasıl tanıştınız? Proem'le işbirliğiniz nasıl başladı? Purem şöyle, Purem'i geçmişte firmamız tercih etmiş. Bundan yaklaşık 9 ile 10 yıl öncesinde yem satışında firma ararken Purem'in gerek kalite, gerek de müşteri memnuniyetinden ötürü onlar da müşterilerine iyi kalite yem vermek istedikleri için Purem'i tercih ettiklerini düşünüyorum. Ben de yaklaşık 3 yıldır Purem'i pazarlıyorum, projemi tanıtıyorum ve çok memnun. Kınalı'nın da doğru bir tercih yaptığını görmekteyim. Peki, Proem deyince sizde ilk aklınıza ne geliyor? Projem deyince ilk aklıma gelen müşterinin istediği standart var. Yani verim istenilen verimde, kalite istenilen kalitede. Aklıma direkt standart geliyor. Yani aynı standartta ürün çıkartıyor ve bir problem yaşatmıyor hayvanlara. Evet. Peki bunun müşteriye yansımasını soruyor. Müşteriye nasıl Proem algısı olmuştu? Müşteri algı şöyle, Purem denince akla müşteri de döl tutma, süt verimi ve hayvan huzuru sağlayan bir yem olarak akla geliyor. Piyasada illaki ucuz yemler var ama bilinçli üretici Purem'i tercih ediyor. Onu görüyoruz. Bir gün bir köy kahvesindeyiz. Girdik, selam verdik. Herkes aleykümselam dedi, oturduk. Ya Cabir Bey hoş geldin dediler. Sonra işte Mehmet Bey hoş geldin dediler. Daha yeni zaman dedi, ilk zamanlarım yemde. Dediler ki ya bu Purem'in pazarlamacısı Cabir Bey buraya geldi gitti, geldi gitti çok kızmıştık. Ya işte bu yemi pazarlamaya çalışıyor, ucuz yemler, işte ucuz yemlere göre pahalı yem bu falan derken bir şekilde alttan girdi, üstten çıktı. Bu yemi bir kere yedirtti. Biz döl alamadığımız hayvanlarımızdan döl tutma problemi artık yaşamamaya başladık. Onun için biz memnunuz. Gerçekten de çok teşekkür ederiz gibi tepkiler çok çekiyoruz. Gerek bu döl tutma sadece. Bunun haricinde dedik ya standart. Verdiğimiz hayvanların kiloları yani hayvana verdiğimiz yem kilolarını düşürerek bir tasarruf da sağlamış oldu çoğu müstahsil. Bunun gibi birçok örneklemeleri var aslında. Peki. Çok teşekkür ederim. Yani böyle güzel örneklemeleri görmek, doğru işler yaptığımızı ve doğru partnerlerle çalıştığımızı bize biraz daha göstermiş oluyor. Valla bizim için de büyük şans. Biz zorlanmıyoruz. Yani biz zorlanmadığımız için de kaliteli ürünü, iyi kalitede müstahsili, iyi yem pazarlayarak ulaşıyoruz. Peki, çok teşekkür ederim. Bize Rica zaman ederim. ayırdınız. Rica Ağzınıza ederim. sağlık. Sağ Sağ olun. olun.